Erim, ne olur bak. Sizi ne kadar çok sevdiğimi biliyorsun değil mi? Abin ve sen benim hayatımsınız. Anne sen neden böylesin ya? Nasıl yani? Ya ben gerçekten merak ediyorum. Sen neden böylesin anne? Neden normal değilsin anne? Bak bana sinirlisin biliyorum ama... Ya anne, beni sürekli hayal kırıklığına uğratıyorsun. Farkında mısın? Ya hadi beni geçtim. Yiğit'i de hayal kırıklığına uğratıyorsun. Ben artık sadece normal ve sıcak bir aile istiyorum. Çok bir şey istiyorum. Ben yoruldum. Gerçekten çok yoruldum ya. Erim, bana istediğin kadar kızabilirsin. Ama seni ve abini bu dünyadaki her şeyden daha çok seviyorum. Onu bil. Lütfen. Ya Yıldız beni çekiştirerek buraya getirdin moral vermek için. Böyle mi moral veriyorsun? Ay hayır canım ondan değil de yani bayağı bir şey yapmışsın. Ne diyeyim şimdi sana? Kaya ne yaptı peki? Ne durumda? Evi terk etti. Yine de kibar adam biliyor musun? Halit olsa beni göndermişti. Kaya otelde kalıyor. Yiğit onun peşinden gitti. Erim de benimle konuşmuyor. Dört dörtlük bir durumdayım yani. Yok Endoş'um öyle düşünme ya. Hayatta her şey unutuluyor. Geçiyor gidiyor yani. Bunu da unutacağız. Yıldız Kaya benden ayrılmak istiyor. Ay yok artık canım. Kaya seni çok seviyor. Merak etme sen siniri geçer evine döner o. Kaya böyle biri değil. Yani içimde kötü bir his var Yıldız. Buradan sanki toparlayamayacakmışız gibi geliyor. Ay hiç olur mu öyle şey? Senin gibi bir entrika kraliçesi bir yolunu bulur eve döndürür Kaya'yı. Araya mesafe girdikçe aramız daha da soğuyacak. O zaman bak acaba sen gidip Yiğit'le mi konuşsan? Yiğit bana çok kızgın. O zaman şöyle yapalım. Sen hasta numarası yap. Güzel oynarsın sen. Ben Kaya'yı arayayım. Diyeyim ki Ender fenalaştı koş gel. Çünkü ben daha önce bunu Halit'e yaptım ve oldu. Ne güzel bir fikir bu Yıldız'cığım ya. Yani yalan söylediğim için aramın bozulduğu ailemi kazanmak için yine yalan söylememi öneriyorsun değil mi? Dalga mı geçiyorsun sen ya? Canım benim sen yalan söylememişsin. Resmen koskoca ailenin arkasından iş çevirmişsin. Vallahi gidiyorum ben. Gidiyorum. Hayır dur tamam. Bak Kaya da şuradan baksın. Sonuçta senin de karşında Şayka var ya. Kolay mı onunla uğraşmak? Bir kere seni tutsun. Ama böyle bir şeyden dolayı ailemle aram bozulursa kendimi asla affetmeyeceğim Yıldız. Kötü düşünme Endo. Aranızın bozulacağı falan yok. Barışacaksınız. Şimdi bak yeni bir fikrim var. Şöyle yapalım. Ben Kaya'yı arayayım. Akşam yemeğine çağırayım. Sizi yemekte buluşturayım. Zaten seni görünce dayanamaz o. Kaya benim geleceğimi duyarsa asla gelmez Yıldız. Ya herhalde ben senin burada olduğunu söylemeyeceğim. O kadar acemi değiliz. Halledeceğim ben. Güven sen bana. Öyle mi diyorsun? Tabii. Yani demek istediğim hayat böyle çok uzun, yorucu bir yolculuk. Kimle ne karşılaşacağız, ne olacağız bilemiyoruz. Evet ya, hiç bilemiyorsun. O kadar haklısın ki gerçekten hiç bilemiyorsun. Misal ben. Beni örnek verecek olursak, mesela benim başıma hiç aklıma gelmeyecek o kadar çok kötü olay geldi ki ya. İşte, işte senin aydınlanman da tamamen burada başlamış. Her kötü tecrübe bir kapı. Yani tamamen o olay eşiği geçip geçmemek arasındaki o durum hali. Anladın mı? Yani evrenin bize tam olarak ne mesajı verdiğini iyi anlamamız lazım. Öyle çok haklısın ki Gabriel, çok haklısın. Çok haklısın ya Gabriel, gerçekten. Aklıma gelmiş kendine sorayım, soracağım, soracağım. Hiç soramıyorum Gabriel. Sen nereliydin? Baba tarafı Sivaslı. Sivaslı mı? Hı. Sivas'ta Gabriel oluyor mu ya? Zehracığım, bu benim aydınlandıktan sonraki benliğimin ismi. Ha. Bir sabah uyandım. Ve ben artık Mahmut olmak istemiyorum dedim. Gerçi Gabriel de sana biraz iddialı olmuş. Ama Avran'la çok böyle meç olmuşlar. Böyle mis gibi bir enerji çıkmış ortaya. Acaba diyorum ben de mi değiştirsem ya ismini? Sonuçta benim gibi böyle büyük acılar çekmiş bir insana Zehra belki de hafif kalıyordur da ben bilmiyorumdur. Ne diyorsunuz? Ama sen henüz o tekamül seviyesine ulaşmadın. Tekamül? Tekamül. Evet yok. Evet evet haklısınız ya. Neyse ama sonuçta ilk tanıştık. Gerçekten ben çok mutluyum. Sizinle böyle arkadaş olup sohbet etmeye başladığım günden beri kendi arkadaşlarımın ne kadar boş, bomboş insanlar olduklarını anladım. Ya. İşte bak bu da frekans. Anladın mı? İnsanlar birbirleriyle titreşim yoluyla anlaşıyor. Yani demek ki senin o eski arkadaşlarınla aranda olan frekans aynı titreşimi sağlamıyor. Evet. Hiç. Evet. Yani titreşim bu konuda çok önemli.
Hatta en önemli şey titreşim. Titreşim. Evet, titreşim çok önemli. Evet. Şimdi böyle birdenbire çok titreştik. Enerjimiz böyle spiritüel anlamda şimdi mekanı da dağıttık ya. Benim bir karnım acıktı. Ha, ne diyorsun? Zehra'cığım bize yemek söylesene, yiyelim. Ha, siz beni mi beklediniz ya? Söyleyeyim tabii. Pardon, bakar mısınız? Menüyü alabilir miyiz biz? Yıldız. Müsaittin değil mi? Müsaitim tabii, gelsene. Ne içersin? Yok, hiçbir şey almayacağım. Birazcık da acelem var. Sen iyi misin? İyiyim. Sana şey soracaktım. Ben bütün paramı sana verdiğimi kimseye söylemedim. Bu durum biraz beni geriyor da sen Kerim'e falan söylemedin değil mi? Yok canım, söylemedim. Niye söyleyeyim ki yani? İş başka, arkadaşlık başka. Hı. Çünkü ben Halit'i de söylemedim. O buna karşı. Bir sorun yaşamayız değil mi? Yıldız, bana karşı şüphelerin varsa paranı bana emanet etmeyebilirsin. Yani buna hiç alınma. Yok yok, şüphem yok vallahi. Ben sadece soruyorum yani. Sana %100 kazanacağız diye söz veremem. Yani bu yatırım dediğin şeyde kazanmak da var, kaybetmek de. Ama ben şu ana kadar çalıştığım kimseye büyük paralar kaybettirmedim. Ama tabii ki bir garantisi de yok. Olsun ama seni de boşu boşuna buraya oturtmazlar değil mi? Yani bu kadar önemli bir pozisyonda olduğuna göre sen de işinde iyisindir. Yani ben kendime güveniyorum. Tabii sen de güvenirsen beraber çalışabiliriz. Hem senin için bir takım kağıtlar inceledim. Tabii risk faktörleri var. Yani ilk başta kaybedebiliriz. Sonra paranı üçe katlayıp kazanabiliriz de. Halit'in başına gelen gibi yani. Aynen öyle. Ben zaten Halit'in düştüğü durum kadar kötü durmada düşmem diye düşünüyorum. Aman Allah korusun. Tabii arkanda Halit Bey var. Ama bu tamamen senin kendi yatırımın olacak. Yani tabii sen de istersen. Tamam tamam, istiyorum ya. Son kararım. Harika o zaman. Ben sana yapacaklarını e-mail olarak atacağım bir ara. Tamam, oldu o zaman. İyi. Mert. Yıldız. Oldu o zaman, sen benim sana söylediğim çayı unutma. Onu demle, iç ki bu sesinin boğukluğu gider. Bak, çok iyi geliyor soğuk algınlığına. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Yıldız, nasılsın? Bugün daha iyi misin? Gayet iyiyim. Sürekli sorup durmana gerek yok. Mert için gelmedin herhalde. Halit'e geliyordum, geçerken uğradım. Uğradın. Bu kadar samimi olduğunuzu bilmiyordum. Ay, birine uğramak için samimi mi olmak gerekiyor? Ayrıca sen çok rahat bir adamsın. Bunu nasıl bilmiyorsun ki? Anlaşıldı. Yine atarlı moda geçilmiş. Bak, sabah dertleştik diye seninle en yakın arkadaş olacak halim yok. Üstelik bana yaptıklarından sonra. Pardon? Ben sana ne yapmışım acaba? Tam tersi olmasın. Neyse, seninle burada tartışamayacağım. Sen haklısın. Hoşça kal. Keyfin nasıl, iyi misin? Ya ben iyiyim de sizi merak ettim. Nasılsınız? Gördüğün gibi işte. Erimciğim merhaba. Ne iyi ettin geldin. Ben de seni arayacaktım. Nasılsın abi? İyiyim, fena değil. Annem geldi sabah. Hala bize bunu yaptığına inanamıyorum ya. Üzgün müydü peki? Çok üzgündü de. Üzgün olmalı da bence. Sonuç olarak hepimizi kandırdı. Çocuklar bakın, bu şekilde konuşup da birbirinizi doldurmayın. Lütfen. Haklısın da abi işte. O sizin anneniz. Hem de iyi bir anne, bunu unutmayın. Kırgınlıklar olur, gelir geçer. Ama o sizin anneniz, ona küsmeye hakkınız yok. Böyle üzgün bir zamanda ona sırtınızı çevirmeyin. Yani baba, senin bu iyi niyetin, bu anlayışın ne olacak böyle ya? Yiğitçiğim, annenin benimle arası kötü diye zaten morali bozuk. Yani bir de sizi böyle görse daha çok üzülecek. Lütfen. Bu kadar acımasız olmayın. Abi bizim de biraz zamana ihtiyacımız var. Erimciğim, hepimizin zamana ihtiyacı var. Benim de zamana ihtiyacım var. Ama lütfen dediğimi unutma. Bu konuyu da uzatmayın daha fazla. Peki sen hep burada mı kalacaksın? Bir süreliğine evet. Şahika mesaj atmış, ofise gel diyor. Allah Allah. Ne yazmış peki? Ya sadece gel demiş, bilmiyorum. Herhalde evle ilgili bir şey diyecek. Ben bir gidiyorum. Beni de atsana ya. Olur, gel. İyi, tamam. Görüşürüz Erimciğim. Hadi. Görüşürüz abi. Dediklerimi unutmayın, tamam? Tamamdır. Efendim Halit. Kaya. Kaya merhaba, nasılsın, iyi misin? İyiyim, sağ ol, sen? İyiyim Kaya. Müsaitsen akşam bize yemeğe gelsene. Bu akşam mı? Hı, bu akşam. Hem kafan dağılır biraz.
Olanları duydun herhalde değil mi? Evet, duydum Kaya. Tamam, geliyor musun Kaya? Tamam Halit, uğrarız. Tamam. Hadi bekliyoruz, görüşürüz. Ne yapıyorsun Yıldız? Ya adama ne söyleyeceğimi şaşırdım. Ne diyor? Geliyor mu? Geliyor, gözün aydın. Çok güzel konuştun Halit'ciğim, tebrik ederim seni. Var mı başka bir şey? Yok, sen çalış. Ben gideyim Ender'e müjdeli haberi vereyim. Yılan derisini huzurla değiştirsin. Süngüsü çok düştü biliyor musun? Yüz yerlerde. Hadi görüşürüz canım, sağ ol. Görüşürüz. Aa, sen bu terk edilmiş halinle işe mi geldin? Çok sinirlerim bozuk Yıldız. Bence hiç sinirlerini bozacak bir şey yok. Çünkü Halit Kaya'yı yemeğe çağırdı. Bu akşam barışırsınız. Nasıl? Ayarladın mı? Evet, ayarladım tabii. Yalnız Kaya'nın senin geleceğinden haberi yok. Ama yine de bize ayıp olmasın diye bir yere gidecek hali yok. Tamam, dediğin gibi olur. Tamam, sağ olun. Hızlısın bakıyorum. Ne bileyim, sen telefonda söylemeyince korktum. Aa, hala mı? Aşk olsun Yiğit. Sana bir sürprizim var. Bak bakalım beğenecek misin? Ne ki bu? Aç. Annenin bir türlü kıyıp da veremediği hisseyi ben sana veriyorum. Şaykı, ne diyorsun? Neden bu kadar şaşırdın? Benim olan her şey zaten senin dememiş miydim? İyi ama Şayka, daha yeni ev aldım. Bu fazla artık. Bırak da buna ben karar vereyim, olur mu? Annenden farklı olarak sen ve abim için yapamayacağım hiçbir şeyin olmadığını gör istedim. Tamam ama buna gerçekten gerek yoktu. Bu hisse meselesi gereksiz yere çok uzadı. Abim de sen de çok üzüldünüz. Annen yoksa bile bir halan var. Bunu unutma. Hadi gel, imzalı şunu. Bu arada abimden yana bir çekincen olmasın. Onunla ben konuşurum. Yani Şayka, gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum. İmzala sadece. Teşekkür ederim. Vay be. Şimdi hem yeğenim hem ortağım oldun. Bitti mi? Bu kadar mı? Evet. Ayit. Beni görmeye mi geldin? Yok, Şayka'nın yanındaydım. Yiğit'cim, senden bir şey rica edeceğim. Lütfen Şayka'nın bu durumdan faydalanmasına izin verme. Lütfen. Anne, hayattaki her şey seninle ilgili değil. İnan değil. Şayka'nın ciğerini biliyorum. Bana onu anlatma. Ne olur. Tamam. Ama bilmediğim başka şeyler de var. Neymiş bakalım bilmediğim başka şeyler? Mesela... Şayka senin yapamadığını yaptı bana. Ne yaptı? Bana hisse verdi. Ne dedin sen? Niye bu kadar şaşırıyorsun? Herkes senin gibi hırslı olmak zorunda değil. Ya buna inanmak istemiyorum şu anda. Yani senin bu numarayı yutmuş olmana inanamıyorum. Ben de artık seni tanıyamıyorum anne. Şayka'ya olan nefretin yüzünden hiçbir şey görmez olmuşsun. Yiğit. Kadın bana üzüldüğü için yaptı bunu. Hayır. Senin üzülmen onun umurunda bile değil. Onun tek derdi var. Sizi benden koparmak. İnanılmaz ya. Gerçekten senin için üzülmeye başladım. Pes. Yiğit. Kayacığım. Daha nasıl? Nasıl olabilirim ki Yıldız? Yani müsaaden olursa ben bir yorumda bulunmak istiyorum. Bulun tabii Yıldız'cığım. Yani bence senin o kafanda büyüttüğün olay aslında o kadar da önemli değil ya. Öyle mi? Hı. Yıldız, biz karışmayalım istersen. Yo, belli ki bu konuyu konuşmak için buradayız. Konuşalım. Kayacığım, birbirini seven insanların ayrılmasını hiç kimse istemez. Halit ve Yıldız bizi bu sebepten dolayı bir araya getirmiş belli ki.
Evet bak, ben Ender'le ilk tanıştığım zaman ya ben dedim ki bu ne kadar kötü bir kadın. Çünkü Halit'le evleniyordum, başta bana yapmadığını bırakmadı ya. Ne entrikalar, ne kötülükler, ne dümenler, neler neler. Dedim bu kadının hayatı yani kötülük olmuş herhalde. Bir sürü şey öğrendim kendisinden aynı zamanda, hem de ürktüm. Ama sonra yani yanlış anlamazsan, çünkü senin kardeşin, Şahika'yı tanıdık biz. Dedik ki yani Endoş'un bize bir şey yapmıyor mu? Gerçek kötü bu. En azından canımıza kastetmemişti yani. Yıldız'cığım ne diyorsun? Dur'cığım bağlayacağım bir yere. Bak, Ender yıllar içinde değişti ama bunda senin çok büyük bir payın var. Sana aşık olduktan sonra yani Ender o kadar değişti ki, içindeki iyiyi sen çıkardın Kaya. Hem de bu kadar güzel bir ilişkiniz varken sen dönüp gidemezsin artık. Durum öyle sandığın kadar basit değil Yıldız. Ya tamam, basit olmayabilir ama yani bu dünyada bence her şey basit ya. Çünkü 3 günlük dünya. Vallahi bak, yani yarına hangimizin sağ çıkacağı belli değil. Allah göstermesin. Ben de öyle düşünüyorum. Sen de bir şey de Halit. Yani böyle kırgınlıklar olabilir tabii, değil mi? Halit edilecek şeyler değil. Bak Halit bile bunu söylüyor. Aramızda en katı odur biliyorsun. O bile bana diyordu ki Ender'i ara gelmesin eve. Ay yok sen onunla niye görüşüyorsun konuşma. Ay diyordum yok Ender değişti. İyi kadın erimin annesi sonuçta yani. Sizin de çocuğunuz var falan derken Halit'in de fikri değişti. Vallahi bak şimdi aynı masada yemek yiyorlar. Yıldız. Hem bu kadın seni çok seviyor ya vallahi. Yıldız benimle içeri gelir misin? Niye? Sofrada şarap yok. Şarap seçmeme yardımcı ol. Ben de hiç anlamam şaraptan. Hadi gel Yıldız. En pahalısı en iyisi işte. Geliyoruz. Halit beni niye kesiyorsun? Ben ne güzel konuşuyordum. Barışmak üzerelerdi. Ne barıştırması ya? Adamı sürekli dolduruşa getiriyorsun. Hayır harika konuştum ben. Geçmişte yaşananları hatırlatman gerekmiyor. Yalnız ölümden bahsettiğim bölüm vardı ya, orası en can alıcı yer. Son kart oluyor bu barıştırma olaylarında. Bugün bu iş hallolur. Daha fazla yorum yapma. Bak böyle şeylere karışman hoşuma gitmiyor, anlaşıldı mı? Uf, Halit sen de Ender'i tanımıyorsun sanki. Kaya Ender'i bırakırsa vahşileşebilir. Bu kadında kötü olma potansiyeli var, bunu unutma. Bize inat olsun diye Alihan'la bile evlenmiş insan. Kaya'dan ayrılmamalı. Şahika? Aa, Durucu, Emre. Ay çok sevindim sizi gördüğüne. Nasılsın Emre'cim? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, sağ ol. Bir dakika sizi sevgilimle tanıştırayım. Kerim. Arkadaşlarım Duru ve Emre. Merhaba, memnun oldum. Çok memnun olduk. Ben de çok memnun oldum. Bir ara konuşalım, yemek yiyelim. Yarın arıyorum, söz. Tamamdır. Görüşürüz. Görüşürüz. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Halit'in yakın arkadaşları da. Niye? Siz bu numaralara devam ediyorsunuz hala herhalde. Bilmem. Ediyoruz galiba. Hem Kerim'in bir şikayeti yok gibi duruyor. Yani şu yaptığına şaşırmadım desem yalan olur. İnan hiç beklemiyordum. Ben beklenmeyeni yapmam da ünlüğümdür. Hem ne var canım? Sen bekarsın, ben bekarım. Bizi sevgili olarak bilmelerinde bir sakınca yok ki. Aksine seni Halit'in gazabından korur. Sen ne kadar çok düşünüyorsun beni böyle. Düşünüyorum elbette. Sana şirketimi emanet ettim. Menfaatlerimi korumak benim görevim. Dediğin gibi olsun bakalım. Mert, sen sıkıldın mı yoksa? Yok, gayet iyiyim. Peki, sevindim. Ben izninizle makyajımı tazeleyeceğim. Oğlum bana bak, senin canın sıkıldıysa git. Ben idare ederim Şahika'yı. Şimdilik iyiyim. İyiyim de sen bu Şahika'yla ne yapacaksın? Ne demek ne yapacaksın ya? Bir şey yapmayacağım herhalde. Ne oldu ki? Baksana kadın seni sevgilisi gibi tanıştırmaya başladı bile. Yani olay Halit'e inandırmaktan çıktı, başka boyuta giriyor. Başımız ağrımasın sonra. Ama sen de hiçbir şeyden memnun olmuyorsun ki. Yani Yıldız'ı beğenmedin. Tehlikeli buldun. Şimdi de Şahika'ya bir kulp takıyorsun. Ne yapacağız biz böyle? Sen hayırdır, beni kimseyle paylaşamıyorsun herhalde. Sen geç dalganı bakalım, geç. Neyse ben bir tuvalete gideyim. Oldu, sen de makyajını tazele.
Bu ne tesadüf böyle? Şayka. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Pardon? Kerim'den bahsediyorum. Ha, sen beni kıskandın galiba. Ama biz bir anlaşma yapmıştık öyle değil mi? Kıskançlıkla hiç alakası yok. Bak Kerim benim arkadaşım, en yakın dostum diyorum sana. Bana nedense hiç öyle gelmiyor. Ne demek şimdi? Baksana beni onun yanında görmeye tahammül bile edemiyorsun. Aramızda yaşananları ona anlatamadığın için bir suçluluk duygun var. Öyle dostluk mu olur? Şayka bak bu dediklerinden hiç hoşlanmıyorum ben sana söyleyeyim. Hoşlanmaman doğru olmadığı anlamına gelmez. Ama rahat ol Mert. Kerim'e hiçbir şey anlatmayacağım. Nasıl olsa aramızda yaşananların bir tekrarı olmayacak. Bana kızgın olduğunu biliyorum. Ama lütfen bunları unutalım Yiğit. Anne ben normalde eve de gelmeyecektim ama babam git annenin yanında ol dedi. Düşünebiliyor musun? Bu durumda bile seni düşünüyor. Ve sen bu adama yanlış yaptın. Bak bunların hiçbiri telafi edilemeyecek şeyler değil. Ama sen de bana artık kızmaktan lütfen vazgeç. Ve beni anlamaya çalış. Zaten başka çarem yok. Bugünler geçecek. Her şey eskisi gibi olacak. Ben de bunu istiyorum. Artık sorun olsun istemiyorum. Olmayacak. Olmayacak, merak etme. Ama senden tek bir ricam var Yiğit. Lütfen o Şayka'ya dikkat et. Anne bak yine başladın ama. Yiğit sen onun nasıl biri olduğunu bilmiyor musun ya? Bak senin de beynini yıkamayı becermiş. Daha önceden nefret ediyordun, şu anda toz kondurmuyorsun. Anne biliyorum, her şeyin farkındayım. Evet bir sürü şey yaşadık, tamam. Artık kendi hayatına bak, takıntı haline getirdin bu kadını. Ha babam haklı. Ha, nedir bu şirketteki saplantı? Niye vazgeçemiyorsun? Ya babamla bizle mutlu olmaya baksana. Gel. Lütfen benden uzaklaşma ama. Hatta erimle de konuş, bana kinlenmesin. Tamam, konuşurum ben. O zaman sarılalım. Ay çok acıkmışım ya. Afiyet olsun. Biz açız çünkü evde. Diyet falan yapıp ruhunuzu mu temizliyorsunuz? Hayır canım, ne diyeti ya? Babası çok cimri, o yüzden. Saçmalama Yıldız, yok öyle bir şey ya. Ay Zehra niye utanıyorsun? Sizin yanınızda çekiniyor şimdi ama babasının cimri olduğunu herkes bilir. Siz bakmayın bizim Yalı'da yaşadığımıza vallahi. İnsanlar acıyor bize. Hiçbir şey almaz, dolap bomboş, 5 kuruş para vermez. Öyle bir babası var Zehra'nın ama idare ediyoruz bir şekilde. Siz sosyeteyi tanımıyor musunuz ya? Herkes bilir bunu. Yani çok pardon, çok cimridir derken. Hı, öyle işte. Sayenizde geldik de karnımız doydu. Afiyet olsun. Ay çok iyi oldu vallahi, çok sağ olun. Ay, ne oldu? Ne oldu? Ay, başıma böyle çok spiritüel bir ağrı girdi de birden. Ben bir kitap duvar edeyim. Abi yardım edeyim. Hiçbir yere gitmek yok, otur. Hemen gidip geleceğim. Yok olmaz, otur diyorum sana. Biz böyle hesabı ödemeden kalkanları çok gördük canım, yemeyiz. Ay pizzada aklım kalmıştı, şunu da yiyeyim Zehra. Tamam, rüşvet var arabada değil mi? İyi var. İyi tamam o zaman, yemeğe devam. Oh, ne yapalım o zaman? Tatlı mı söyleyelim? Garsoncuğum, bize tatlı da getir. Bu arada hesabı da beyefendiye vereceğiz. Bizi ağırlıyor. Hadi koş. Fazla gelmişsin tatlı. Yok gelmez. Ben hep tatlıyla final yapıyorum. Getir canım hesabı. Oh, çok güzel oldu. Hah, öde canım hadi. Hadi Zehroş kalk, biz gidelim. Hadi, çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun bizi ağırladığınız için. Otursaydınız biraz daha. Kusura da bakmayın artık. Hadi bay. Enerjili günler. Tatlıları da siz yiyin. Şşş. Bir daha görüşmüyorsun bunlarla biliyorsun değil mi? Oh taktım hesabı. Ender Hanım geldi mi? Yok efendim, henüz gelmedi. Güzel. Fatma Hanım buraya gelir misiniz lütfen? Sizinle konuşacaklarım var. Buyurun. Bir kabahatin mi oldu Şaykan? Hayır, bir kabahatiniz olmadı. Sizi buraya Ender işe aldı, biliyorum. Ama burası abimin evi. Ve dikkatinizden kaçmamıştır herhalde. Abim birkaç zamandır eve uğramıyor. Şey, evet biliyorum. Ender Hanım'ın tahtı sallantıda.
abimle boşanmak üzereler. Eğer burada kalmaya devam etmek istiyorsanız bundan sonra benim söyleyeceklerimi yapacaksınız. Anlamadım efendim. Nasıl yani? Bunda anlaşılmayacak ne var? Bundan sonra ben ne dersem onu yapacaksınız. Ve bana hayır derseniz Ender'le birlikte siz de gideceksiniz. Tamam efendim. Güzel. Şimdi bunu alın ve Ender Hanım eve geldiğinde suyuna ya da çayına katın. Bundan sonra yapacaklarınızı ben size söylerim. Tamam efendim. Hoş geldiniz Ender Hanım. Hoş bulduk. Fatma, bana bir bardak su verir misin? Hemen getiriyorum efendim. Aa, Ender'cim, yüzünde güller açıyor yine. Öyle mi? Seni görünce yüzümde güller açmasına mani olamıyorum Şahika, ondandır. Ben hazırım. Hayırdır, nereye? Baş başa bir yemek yiyeceğiz, senin için sakıncası var mı? Ver canım, ver. Sen... İyisin değil mi? Yani babanın evde olmaması canımı sıkıyor. Anladım. Yiğit biz çıkalım mı artık? Çıkıyoruz biz, var mı bir ihtiyacın? Okey. Ah Yiğit, çok pardon, küpelerimi unutmuşum, hemen geliyorum. Eksik kalsın küpelerim. Tamam. Da ben anlamıyorum ya. Şart mıydı Şahika ile yemeğe falan çıkmam? Ha, ne gerek var ya? Ben rahatsızlığımı belirttikçe sana sen iyice böyle mıç mıç oluyorsun. Çok abartıyorsun, çok taktın. Kadın bana hisselerini devretmiş, bunu kutlayalım diyor. Ne var bunda? Ya Yiğit, Şahika'dan bahsediyoruz. Tanımıyormuş gibi konuşuyorsun, ben de onu anlayamıyorum yani. Ben de şunu söylüyorum, sen takıntı yapıyorsun. Burada bir şey yok. Okay. Bunlarla uğraşacağına babamla aranı düzeltmeye odaklan, tamam? Yiğit'ciğim, ben hazırım. Hah, muhteşem olmuşsun. Yani o küpeler olmasaydı o elbise olmazdı. Olmamış ama neyse. Sana bir ara stilistimin numarasını vereyim. Birkaç tüy alırsın. Tamam, hadi laf yetiştirmeyin, hadi. Gidelim. Hadi çıkalım. Ah, bunu açmam lazım işle ilgili. Bir, tamam. Hemen dönüyorum. Bitmedi işin. Haluk Bey, henüz evden çıkmadım. İlacın etkisini göstermesini bekliyorum. Çıkarken haber veririm. Hı hı. Görüşürüz. Bayılmıştır herhalde. Benim elimden ne kurtulabilir acaba? Yiğit'ciğim, kusuruma bakma, biraz uzadı. Yarım saat oldu ya. Biliyorum ama işte önemli bir konuşmaydı. Hadi çıkabiliriz. Hadi. Okey. Ben de yatayım, biraz uzanayım ya. Çok uykum geldi. Bu saatte. Yoruldum herhalde, bilmiyorum ki. Strestendir Ender'cim, stresten. Görüşürüz anne. Babacığım, baba. Ender Hanım. Ender Hanım.
kapıyı aç. Uyudu mu? Evet evet, çok derin uyuyor. Uyanması imkansız. Güzel. Telefonunu yanından ayırma. Benden gelecek mesajı bekle. Buyurun böyle. Her şey planladığımız gibi gidiyor Şahika. Bana bak, kimle mesajlaşıyorsun sıra? Kerim mi? Yüzün gülüyor. Yüzümü güldüren bir adam buldum sonunda. Sakın aşık oldum deme, asla inanmam. Yok canım. Eğleniyorum sadece. Ama mutlusun bayağı, görüyorum. İleride daha da mutlu olacağım, inan bana. Hadi bakalım. Abimi arayayım ben. Efendim Şahika. Abicim, neredesin, ne yapıyorsun? Merak ettim seni. Ender'le konuşmaya gidiyorum. Siz yemekte misiniz? Evet, biz Yiğit'le son derece keyifli bir akşam yemeği yiyoruz. Yalnız kalmak isterseniz uzatabiliriz diyecektim. Peki, Ender evde mi? Biz çıkarken yatacağını söylemişti ama seni görünce ayaklanır kesin. Bu saatte ne yatmasın? Ben bir arayayım Ender'i. Hı hı. Size iyi eğlenceler. Tamam, görüşürüz. Ne kadar güzel bir akşam oluyor değil mi? Vallahi evet, iyi ki buraya gelmiş. Çok sevdim. İyi ki. Kaya Bey. Fatma merhaba. Ender'i aradım da ulaşamadım. İyi mi? Kaya Bey, ben evde değilim. Ender Hanım bana izin verdi. İzin mi verdi? Ne zaman? Bir saat kadar önce. Bir arkadaşım gelecek. Sen git, yarın gelirsin dedi. Allah Allah. İyi de Şahika Ender'in evde yattığını söyledi bana. Onlar giderken yatacaktı ama yatmadı. Beni de yolladı. Tamam peki Fatma. Ona kadar say ve çık. Sen kimsin? Ben spor hocası. Bu saatte ne işin var burada? Ender Hanım aşağıda. İstiyorsanız ona sorabilirsiniz. İyi akşamlar.
Makyajımı silmeden mi uyumuşum ya? Aa. Kaç saat? Uyuyor. Kaya. Kaya aramış. Allah Allah. Neden ya? Ne acayip bu? Vay vay. İyi günler, Vava Otel. Kaya ikincinin odasını bağlar mısınız? Bir saniye lütfen. Mersi. Cevap vermiyor efendim. İsterseniz not alabilirim. Otelden çıkış mı yaptı yoksa? Hemen kontrol ediyorum. Hayır, anahtar bırakmamış odasında. Aa, okey. Okey, mersi. Mersi, iyi günler, bye bye. Hoşuna gitti mi kahvaltı? Hı? Sağ ol Şahika, işte kahvaltı yani. Pardon, hemen geliyorum. Alo? Kaya, duşta. Siz kimdiniz?